tarihte yürüyen adamla tarihte yürüyen tarih sevdalıları, hepinize Boğaz'ın incisi olan Dolmabahçe Sarayı'ndan merhabalar. Şu an süfera odasındayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun saltanat, Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu'nun Memaliki Ali Osman'ın rengi olan kırmızı perdelerle ve kırmızı ağırlıklı süslemelerle süslenmiştir burası. Dolmabahçe Sarayı'nın belki de en görkemli, belki de en süslü yeridir. Süfera salonu ile birlikte süfera bekleme odası ve süfera, yani süfera sefirler demektir, elçiler demektir. Kabul odası en görkemli yerdir. Bunun bir psikolojik sebebi vardır. Çünkü buraya yabancı bir ülkeden gelen bir elçinin gözünü boyamak ve Osmanlı hakkında düşüncelerini, vay be burası nasıl bir imparatorluk, nasıl güzel bir yer imajını vermek içindir bu. Yoksa Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayı olan Dolmabahçe Sarayı'nda bu kadar böylesine şaşa, böylesine gösteriş her yerde yok. Yani sarayın tamamına bu durum hakim değil. Nitekim birazdan göreceğiz. Harem, padişahın ailesinin kaldığı ve kendisine ait hususi oda olan, ev olan harem, bildiğiniz sıradan klasik Anadolu Türk evi biçiminde yataklar, döşekler, yatakların, döşeklerin, yorganların saklandığı gardıroplar, bildiğimiz sıradan ev gibi. Ama burası gözü boyamalı, sefiri etkilemeli. Bu yüzden bu kadar görkemli. Bu arada Osmanlı sarayları hakkında söz söyleyenler önce Louvre'a, ardından Buckingham'a ya da Versailles'e bir baksınlar. Muadili olan sarayları bir görsünler. Ondan sonra Dolmabahçe Sarayı hala görkemli geliyor mu gözlerine, bir görsünler. Bu fakir Versailles'ı da, Buckingham'ı da, Louvre'u da gördü ve ikisi arasındaki farkı şu kadarını söyleyeyim mi? Versailles'ın kapı tokmakları bile altın. Şunlar bile altındır Versailles'da. 14. Louis zamanında yapılan Versailles'la burası kıyaslandığında buranın ne kadar gariban olduğu, her türlü ihtişamı göstermeye çalışmalarına rağmen ne kadar gariban olduğu gözden kaçmayacak bir gerçektir. Nasrün minallah ve fethün garip ve beşiril müminin ya Muhammed. Sarayın hemen hemen her tarafında fetihle alakalı ayetler bulunmaktadır. Bu kadar fetih ayetlerinin bulunduğu nedir bu psikoloji? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat sonrasında sıkıntılı olan dönemlerinin sarayındayız. Sevgili dostlar, süfera odası bitti, süfera salonu bitti. Zülveçeyn salonu adını verdiğimiz yere geldik. Zülveçeyn salonu, Eyn. Eğer bir şeyde, Arapça bir kelimede Eyn eki varsa o çift demektir. Zülveçeyn, Zülkarneyn, efendim, Zinnureyn, çift kuşak. Hazreti Osman'ın lakabıdır Zinnureyn. Zülveçeyn çift cephe demektir. Hem denizi hem karayı aynı anda bulunmuş olduğumuz yerde görebiliriz. Burada size benim göstermek istediğim ve Osmanlı sanat tarihine altın harflerle işlemesi gereken önemli bir özellik göstermek istiyorum. Yer döşemeleri, ahşap döşemeler, yani bugünkü en kaba haliyle parkeler.
Bugünkü kaba ve yalın haliyle parke adını vermiş olduğumuz ahşap yer döşemeleri. Ama Osmanlı bizim bugün olduğu gibi parkeleri böyle kullanmamış. Nasıl yapmış? Ahşap parçalarını birbirine yapıştırma ya da çivileme biçimiyle eklememiş. Birbirinin içine oyukları yaparak, oyuklardan sokarak ekleme biçiminde yapmış. Buna kündekari denir. Kündekari ahşabı görüyorsunuz. Çivi yok, yapıştırma yok. Tamamen birbirinin içine geçirilerek yapılan bir eser. Bu sarayın Zülbeçeyn kısmında bulunan bütün ahşap böyledir. Size göstermek istediğim çok güzel bir görüntü var, bir şömine. Bu şöminenin kırmızı olan camları ise Fransız bakaradır. Bu kristaller Fransız bakara kristallerdir. Şimdi burası herkesin kullanmış olduğu, yani normal saray memurlarının kullandığı, koridorlarında gezdiği bu kısımdan benim sağ tarafımda kalan ve süfera odasının, bekleme odası, süfera salonunun bulunduğu yerden padişahın hususi mekanına doğru giriş yapılan yer. Yani buraya gelen bir insan şey deniyor, dikkatli ol işte, buradan sonra sultan var. Zaten burada öyle herkes gelemez. Üst düzey bürokratlar ya da padişahın davetlileri içeriye girebilirler. Çünkü artık padişahın harem değil, ama bakın hareme girmiyoruz. Harem değil, hanımların bulunduğu yer değil. Padişahın hususi alanına, sahasına doğru giriyoruz. İlk önce müzik odası. Buyurun efendim. Zülbeçeyn salonundan çıkıp padişaha mahsus bölüme girdiğimizde hemen sol tarafımızda, yani koridorun sol tarafında bir müzik odası görüyoruz. Bir piyano. Son halife 4 Mart 1924 tarihinde 128 milletvekilinin evet oyuyla seçilen ve 3 Mart 1924 tarihine kadar Türkiye'de kalan, 4 Mart 1924'te de Türkiye'den gönderilen son halife Abdülmecit Efendi'nin kullanmış olduğu piyanoyu şu an görüyorsunuz. Bu salon Abdülmecit Efendi, son halife Abdülmecit Efendi'nin kullandığı bir salondur. Çocuklarının kullandığı müzik enstrüman aletleri, kendi kullandığı piyano ve bir tane soba var. Bu soba enteresandır. Porselen bir sobadır. Sobadan çıkan boru delikleri ise ve boru aksamı ise 1912 tarihinde 35. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat Han tarafından bu saraya kalorifer tertibatı getirilince borular kaldırılmış, boru delikleri kapatılmış ve duvar kenarında görmüş olduğumuz kalorifer tertibatı getirilmiştir. Efendim, son halife Abdülmecit Efendi'ye ait piyanoya ev sahipliği yapan müzik odası ve Dolmabahçe Sarayı. Müzik odasından çıktık.
padişaha mahsus, hükümdara mahsus. Sadece Osmanlı sarayında yalnızca padişahın yıkanabileceği hamama doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar, burası şu an bulunmuş olduğumuz yer padişahın hamama hazırlık yaptığı, üstünü çıkarttığı, havlusunu hazırladığı yerdir. Yine bir sobayla ısıtılmaktadır. Ardından kalorifer tertibatı geldi. Soba devre dışı bırakıldı. Şimdi sizi, hazır mısınız? Büyüleyici bir göz zarafeti olan Mısır Nil Nehri'nden çıkartılan mermerlerle yapılan padişah hamamına götürüyorum. Görmüş olduğunuz mermerler Mısır Nil Nehri'nden alınmıştır ve şeffaftır, damarlıdır. Isıyı ve ışığı yansıtma ve dışarıya göndermeme özelliği vardır. Efendim, buyurun padişah hamamına. Klasik bir Türk hamamı özelliğine sahip, görüntüsüne sahip bu padişah hamamında görmüş olduğunuz gibi göbek taşı yok. Yerler göbek taşsız. Peki niye? Çünkü yerden ısıtmalı. Bu zeminin tamamı göbek taşı gibi sıcak ve kullanışlı. Klasik hamam kurnası var ve orijinal o günden kalma, 1856 yılından kalma musluk başları ve çeşmeler görünmektedir. Yani benim şu an dokunmuş olduğum musluk 1856 yılına aittir ve orijinaldir. Mermerler ise sevgili dostlar, dokunmamaya çalışıyorum çünkü parmak izinden, el izinden kararıyor bu mermerler. O yüzden şimdi bir dakika, burası müze değil. Burası benim ecdadımın sarayı ya, buraya ben asgari değil, maksimum, azami özen göstermek durumundayım. Çünkü burayı ben korumazsam kim koruyacak? O yüzden dokunmuyorum. Dokunmadan anlatmaya çalışıyorum. Şu an elimin yanında bulunan ve parmak iziyle, elle kararan bu mermerler Mısır Nil Nehri'nden çıkartılmış orijinal mermerlerdir. Süfera odası, süfera salonu,
görüşme odası, padişaha mahsus olan kısım, müzik odası, padişah hamamı, artık yavaş yavaş devlet işlerinden özel hayata doğru gidiyoruz. Burası şu an yürümüş olduğumuz koridor, hareme doğru giriş koridoru ve biraz uzun bir koridor. Artık padişah mesaisini bitirmiş, evine doğru gidiyor. Beni öyle düşünürseniz çok daha anlamlı olur. Saraydan çıktım ve ben eve doğru, yani hareme doğru gidiyorum. Haremle saray arasında, yani erkek kısmı olan selamlıkla kadın kısmı olan harem arasındaki uzun koridoru şu an yürüyoruz. Hemen altımızda ise muhteşem güzelliğiyle bir muayyede salonu bulunmaktadır. Orada zaten vay be diyeceğimiz yerdir orası, ama muayyedeye gitmeden evvel size muayyedeyi gören güzel bir şey göstermek istiyorum. Hemen altımızda bitireceğimiz zaman göreceğimiz çok harika bir muayyede salonu vardır. Şu pencereler, burası harem. Yani harem olan kısım. Burada sadece harem mensupları, çalışanları ve padişah yakın olan hanımlar bulunuyorlar. Aşağıda bir devlet töreni, bir muayyede. Bu arada muayyede kelimesi Arapça bayramlaşmak demektir. Bayramlaşma töreni, özel törenler. Mesela Abdülhamit Han Kanuni Esasiyi muayyede salonunda ilan etti. Bunun gibi olağanüstü durumların yapıldığı, toplantıların yapıldığı muayyede salonundaki törenlerde padişahın eşi, padişahın annesi, padişahın kızları buradan aşağıdaki törenleri seyrediyorlarmış. Burası padişahın hanımlarına mahsus tören izleme balkonu diyebiliriz. Deminden beri tablolar görüyoruz. Osmanlı Sarayı olan Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarını süsleyen deniz motifleri, unutulmaması gereken bir anekdot vermek istiyorum. Deniz motifleri Ayvazovski'ye. Osmanlı Sarayı'nın kadrolu müzisyeni vardır. Mesela Galisto Gutelli Paşa. Osmanlı Sarayı'nın kadrolu ressamı vardır. Ressamları vardır. Mesela Ayvazovski ya da Fausto Zonaro. Zonaro'nun bir özelliği var. Biraz da böyle ah be garibim dedirtiyor insana. Zonaro 25 yıl Osmanlı Sarayı'nda bir fiil çalışmış, resimler çizmiştir. Abdülhamit Han'a ait olan pek çok resim ya da İstanbul'un fethine dair zincirlerin kırıldığı, Osmanlı gemilerinin karadan yürütüldüğü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın atını denize sürdüğü o fetih resimlerinin tamamı Fausto Zonaro, İtalyan ressama aittir. 25 yıl burada kaldıktan sonra Osmanlı hanedanını yurt dışına sürme kanunu olan 431 sayılı 3 Mart 1924 tarihli kanunla bütün Osmanlı hanedanı Beşik'teki bebeden 100 yaşındaki ihtiyara kadar tüm hanedan 155 kişi Türkiye'den gönderildi. Komik olana geliyorum, komik olan kısmı anlatıyorum. Demişler ki İtalyalı Zonaro'ya, sen de 25 yıldır bu adamlarla aynı sarayda kaldın ve artık sen de Osmanlı oldun ve artık sen de Osmanoğlu ailesinin bir ferdi oldun. Hadi yürü bakalım sen de yurt dışına ve Osmanoğlu ailesi mensubu olmakla suçlanan İtalyan Zonaro 3 Mart 1924'te yurt dışına sürülmüştür. Trajikomik bir hatıra. Thank you.
Haremin en muhteşem, en görkemli, en güzel salondayız. Buranın adı Mavi Sofa, Mavi Salon. Osmanlı padişahları burada herhangi bir elçiyi, herhangi bir devlet görevlisini ya da bir bürokratı, bir paşayı, bir bakanı karşılamıyor. Burası çok mahrem, tamamen aile yakınlarının birbirleriyle görüştüğü, birbirleriyle oturduğu, bayramlaştığı, hoş sohbetler ettiği bir salondur. Fransız bakara kristalleriyle süslüdür. Simetri demiş olduğumuz şey burada da mevcuttur. Bu tarafta ne varsa aynısı o tarafta da vardır. Simetri bu sarayın her tarafına hakimdir. Burada bir kapı, orada bir kapı. Burada bir pencere, orada bir pencere. Simetri çok önemli bir şey. Bu sarayı 6 liraya yaptıran Abdülmecit Han'ın, Sultan Abdülmecit Han'ın 5 yıl ev sahipliği yaptı. Hemen ardından Abdülmecit Han'ın kardeşi Sultan Abdülaziz Han'a 1861-77 yılları, 1861-1876 tarihleri arasında 15 yıl burası ona ev sahipliği yaptı. Ardından abisi Abdülmecit Han'ın oğlu olan 5. Murat 93 gün kaldı. 5. Murat'tan sonra tahta geçen 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta geçen Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han'ın burada 226 gün kaldığını biliyoruz. Çünkü Abdülhamit Han burada kalmamış, Yıldız Sarayı'nda kalmıştır. Abdülhamit Han'dan sonra tahta çıkan Sultan Mehmet Reşat Han 9 sene burada kalmıştır. Ardından Sultan Vahdettin Yıldız Sarayı'nı kullanmıştır. Ez cümle yani bu salonda ailesiyle bayramlaşma töreni yapan Abdülmecit Han, Abdülaziz Han ve Sultan Mehmet Reşat Han'dır. Üç padişah burayı kullanmıştır. Burası Mavi Sofa ya da Mavi Salon olarak bilinir. ...1919 tarihinde Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in kuruluşunun 4. yılında ilk defa İstanbul'a geldi ve 1927 yılından sonra geldiği her defasında burada kaldı. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış ve burada vefat etmiştir. Hastalığının çok ilerlediği zamanlarda, burası harem, birazdan Atatürk'ün öldüğü odayı göreceğiz, buraya merdivenlerden çıkmak zorlaştığı için doktor tavsiyesiyle buraya bir sonradan saraya en son eklenen kurulmuş ve Atatürk bu asansörde, bu şu an görmüş olduğunuz koltuğa oturup aşağı yukarı doğru kullanılmıştır. Yani burası sadece Atatürk kullansın diye bir asansör yapılmıştır. Şahsa özeldir ve saraya eklenen son yapı budur. Ardından buradan çıkan Atatürk önce çalışma odasına, ardından yatak odasına doğru geçmektedir. Burası Osmanlı'nın haremi, Atatürk'ün de kullandığı kısımdır.
1952'den 1981 yılına kadar kah kapanmış, kah açılmış, kah müze olmuş, kah müze olmamış, gitmiş gelmiş. 1981 yılından bugüne kadarsa düzenli olarak ve sürekli olarak bu saray müze olarak kullanılmıştır. Atatürk'ün kullandığı kısımdayız. Yani harem kısmında Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün kullandığı kısım. Burası Atatürk'ün çalışma odası, çalışma masası ve misafirlerini karşıladığı, dinlendiği koltuk takımıyla birlikte Boğaz manzarasını görmektesiniz. Çalışma masası ve odası. Çalışma odasından çıktık ve Atatürk'ün yatak odasına giriyoruz. Yatak odası aynı zamanda Atatürk'ün vefat ettiği odadır. İşte burası Atatürk'ün yatak odası ve Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde doktor raporuna göre, Mim Kemal Öke'nin de imzasının altında bulunduğu doktor raporuna göre saat 9'u 5 geçe vefat ettiği yatağı görmektesiniz. Atatürk'ün vefat ettiği ve hastalığının o en çetrefilli zamanlarını yaşadığı yatak burasıdır ve burada yatarken Atatürk'ün ilaçlarını kullanmak, Atatürk'e iğne vurmak, Atatürk'e serum takmak, Atatürk'le ilgilenmek için doktorların, nöbetçi doktorun başında bulunması gerekiyor. İşte nöbetçi doktorun başında bulunduğu ecza dolabı olarak kullanılan ilaçlarının kullanıldığı, ilaçlarının depolandığı sağlık odası da burasıdır. Sevgili dostlar, Atatürk'ün doktorlarının kaldığı nöbetçi odası ve Atatürk'ün vefat ettiği oda Pembe Salon'un hemen yanındadır. Atatürk'ün vefat ettiği odanın hemen yanındaki Pembe Salon'dayız. Osmanlı padişahlarının, valide sultanlarının kullandığı salondur, kabul salonudur. Burası valide sultan adına yapılmış bir salondur. Derler ki Atatürk'ün sağlığındayken burada bulunduğu zamanlarda yatak odası burasıydı. Atatürk burada yatmıştı. Fakat kışın burayı ısıtmak zor olduğu için az evvel göstermiş olduğumuz ve vefat ettiği odaya taşınmıştır. Ama ilk önceleri burasıymış. Bu balkon Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini selamladığı ve onlarla konuştuğu balkondur. Onları selamladığı balkon olarak bilinmektedir. Pembe Salon, Sultan Hanım Sultanların, Valide Sultanların kullandığı oda, Atatürk'ün yatak odası. Bunların tamamı bir anlam
ifade edilir ve bir bütün içerisinde bakılması gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı'na geldiğinizde mutlaka pembe salonu görmeniz gerekmektedir. Valide Sultanlar tarafından aile efradını toplayıp sohbet etmek ve bayramlaşmak için kullandığı mavi sofadan, Atatürk'ün kullandığı çalışma odasından, Atatürk'ün vefat ettiği odadan aşağıya doğru muayyede salonuna doğru inerken Halife Merdivenleri isimli merdivenden inerken şu Fransız bakarası kristalleri ve şu muhteşem tavan süslemelerini size göstermeden geçmek istemedim. Fransız bakarası ve süslemeler. Sarayın en büyük salonundayız. Buraya muayyede salonu deniyor. Zaten 3 bölümün oluşmaktadır saray. Selamlık, harem ve muayyede salonu. İşte şu an dünyanın en büyük saray salonlarından olan, en büyük salon demiyorum, saray salonlarından olan muayyede salonundayız. Birazdan neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaksınız sevgili dostlar. İşte buradan bahsediyorum. 36 metre yüksekliğinde 4,5 tonluk bir avizeyle aydınlatılan bu salonun tam ortasındaki bu avize, bu sarayı yaptıran Abdülmecit Han'ın, Sultan Abdülmecit Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından oğluna sarayın yapımına dair bir hediyesi olarak buraya verilmiştir. Hediye edilmiştir diye bazı sözler var. Çok doğru değildir. Valide Sultan Abdülmecit Han'ın annesi para vererek satın almış ve oğluna hediye etmiştir. 4,5 tonluk 36 metrelik yüksekliğe sahip bu salonu aydınlatan 4,5 tonluk avizeyi görmektesiniz. Dostlar, muayyede salonu yapıldığı günden bugüne çok fazla hadiseye şahitlik yapmış bir yerdir. Ne mi o? 1876 tarihinde Sultan Abdülhamid Han tahta çıktığında Mithat Paşa'ya, Sadrazam Mithat Paşa'ya ve Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya bir söz vermişti. Meclis-i Mebusan'ı açacak, yani Büyük Millet Meclisi'ni açacak ve Kanuni Esasiyi, yani Anayasa'yı ilan edecek. Sözler bunlar. Açıldı. Kanuni Esası ilan edildi ve Meclis-i Mebusan açıldı. İşte ilan edildiği ve ilk görüşmeyi, meclisin yaptığı ilk görüşmeyi yapılan yeri görüyorsunuz. Kanuni Esasi törenleri de burada yapılmıştır. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Paşa 1931-32-33'lü yıllarda Türk tarih
Kurulu, Türk Dil Kurulu, 1. Türk Tarih Kongresi, 1. ve 2. Türk Dil Kongresi gibi kurullar ve kongreleri burada yapmıştır. Bu salonda yapmıştır. Burası şu an saray yönetimi tarafından, yani müze yönetimi tarafından bir sergi salonu olarak kullanılıyor. Abdülhamit Han'la alakalı açılan bu sergide çeşitli saraylarda Abdülhamit Han'la alakalı tüm eşyaları burada toplu halde görmek mümkündür. İşte mesela burası Beylerbeyi Sarayı'ndan bir müddetliğine, yani geçici bir süre getirilmiş ve halka burada gösterilmektedir. Abdülhamit Han'ın kütüphanesini ve çalışma masasını görmektesiniz. Muayyede Arapça bayramlaşmak, bunu demiştik. Bayramlaşmanın ve özel törenlerin yapıldığı bu salonda erkekler burada bu işi yapıyorlarken padişahın hanımları, eşleri, anneleri şu parmaklıklar, 3 tane vardır burada. Şu parmaklıkların olduğu, az evvel bu koridordan geçerken de bunu söylemiştim. Şu parmaklıklardan buradaki bayramlaşma ya da hangi tören varsa onu buradan seyrediyorlar ve buraya buradan dahil oluyorlarmış. Şimdi burası büyük bir salon. Burası yaklaşık 3000 metrekareye yakın bir salon. Buranın ısıtma tertibatı lazım. Nasıl ısı? Burada bir şömine var. Şöminelerle ısıtma tertibatı yapılıyor. Ama burada şömine yok. Peki ısıtma nasıl oluyor? Isıtma şu an bir sergi olduğu için sütunların arkaları kapalı olduğu için ancak böyle gösterebilirim. Bakın, her sütunun altında şöyle altta dev bir kazan var, dev bir fırın var. O fırın yakılıyor. O fırından çıkan su buharı ve ısı buradan salona doğru veriliyor ve bu salon buradan çıkan ısıyla, tıpkı kalorifer tertibatı gibi ısıyla ısıtılıyormuş. Bakın burada da var. Yani bakın burada da var demeyelim. Çünkü bütün sütunların altında ısıtma tertibatı mevcuttur. Derler ki burayı ısıtmak için 24 saat önceden burayı açmak ve buradan ısı vermek lazım ki ancak ısısı kırılsın ve ılıklaşsın, burada oturulabilir hale gelsin. Burası Abdülhamit Han sergisi olarak kullanılıyor. Biz size şu an sergilenen eşyaları göstereceğiz. Şimdi sizi Abdülhamit Han'ın kullandığı özel eşyaları, çeşitli saraylardan ve müzelerden toplanarak buraya getirilen Abdülhamit Han sergisiyle baş başa bırakıyorum. Abdülhamit Han'ın özel eşyalarının sergilendiği Muayyede Salonu'nda önemli detaylara da biz denk geliyoruz ve bunları anlatmadan geçmek istemiyoruz. Şimdi 1909 tarihinde Hareket Ordusu İstanbul'a geldi ve İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa önderliğinde, Hüseyin Hüsnü Paşa önderliğinde bir isyanı bastırmak adı altında ekstradan bir isyan yapıldı ve Abdülhamit Han tahttan indirildi. O meşhur hadiseden bahsediyorum. İşte ardından Abdülhamit Han'ın amcasının oğlu olan son halife Abdülmecit Efendi Abdülhamit Han'a Yıldız Sarayı'nda halini, yani tahttan indirildiğini ilan eden, ona bunu ifade eden insanları topladı. Yıldız Sarayı'nın mabeyn bölümündeki yere getirdi ve onlara nasıl durdunuz, bu durumu nasıl anlattınız diye sordu. Bunlar burada da yazmaktadır. Bahriye Feriki Arif Hikmet Paşa, Selanik Milletvekili Emanuel Karaso doktordur. Abdülhamit Han'ın özel bursuyla okumuştur. Mebus Milletvekili Esat Toptani Paşa ve Aram Efendi'den oluşmaktadır. Yani acı olan şeyi söylüyorum. İslam halifesi Abdülhamit Han'a tahttan indirildiğini söyleyenlerden hiç kimse Müslüman da değil, Türk de değil. Bu acı bir durum. İşte dediler ki biz böyle durduk. Esat Toptani dedi ki, buradaki Esat Toptani, ben
Eğer bir aksilik olursa diye elimi tabancaya soktum ve tabancanın kabzasını elledim diyor. Ben bunun detaylarını biliyorum. Şu an eli tabancasında. Abdülmecid Efendi, son halife Abdülmecid Efendi ciddi bir ressamdır. Hatta yaşadığı ve gözlerini yumduğu Paris'te 1944 tarihine kadar resimle uğraştığı, yaptığı resimleri sattığı ve öyle para kazandığı söylenmektedir. Böyle bir fotoğraf çektirir, herkes böyle durmaktadır. Ardından bu resmi şu hale getirmiş, Abdülhamit Han'ı onların ortasına koymuş ve onlara böyle bir resimle tarihe nakşetmiştir. Doğrusu yani orijinali şudur. Abdülmecid Efendi'nin resmettiği tablo ise budur. Bir daha söyleyeyim. Koca Osmanlı Padişahı ve İslam Halifesine Esad Toptani denilen adam elindeki belindeki silahın kabzasına elini tutarak her an bir şey olabilir korkusuyla tehdit etmiş ve bu halde ona görüntü vermiştir. Abdülmecid Efendi'nin tablosu. Çok ender görülmekle birlikte Fatih'in, Kanuni'nin, Sultan Murat'ın vardır ama Abdülhamit Han'ın var olduğunu pek bilmiyoruz. Var, burada gördük. Abdülhamit Han'a ait tılsımlı gömlek. Bunu giyermiş. Abdülhamit Han'ın 33 yıl 7 ay 27 günlük tahtının 226 gün hariç bütün saltanatını geçirmiş olduğu Yıldız Sarayı'nın bağlantı köşklerinden biri olan Yıldız Şale Köşkü'ndeki meşhur Avrupalı misafirlerine maşallah yazan sandalyelerle birlikte yemek ikram ettiği yemek masasını görmektesiniz. Bu Sultan Abdülhamit Han döneminin saray masasıdır. Burası tam olarak masanın sergilendiği burası. Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde yukarıda haremde vefat eden Atatürk'ün katafaltının Bruno Taut tarafından, Japon sanatçı Bruno Taut tarafından yapılan katafalta konmuş tabutu 10 gün boyunca burada halka sergilenmiş ve halk burada Atatürk'ün katafaltındaki tabutunda bulunan bedenini 10 gün boyunca ziyaret etmişlerdir. Muayyede salonu Atatürk'e de ev sahipliği yapmıştır.